Herkese selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni videomuza bugün sizlerle birlikte restorantımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz Dediğim gibi geçenki bölümde restorantımızda bir sürü şeyleri geliştirmek için uğraşıyorduk Bugünkü bölümümüzde sizlere bölümleri ilerletmeye çalışacağız ve daha sonrasında da şöyle buzdolabını buraya taşıdım arkadaşlar. Buzdolabıyla alakalı bir problemimiz yok. Şuradan hop dışarı çık hemen ben ilgileneyim. Siparişlerini bekleyeceğiz. Masamız masa eklemeyi düşünüyorum. Sizlerin de gerçekten restoranı nasıl geliştirmem hakkında fikirleriniz varsa söylemeyin. Mutlaka esirgemeyin arkadaşlar. Garsonumuz iki seviye oldu. Biz de ilerlemeye devam ediyoruz hızlı bir şekilde. Dediğim gibi inşallah güzel ve keyifli geçer. Paramız bildiğiniz gibi biraz sıkışız. 100 305 lira paramız var. O 305 lirayı biraz daha arttırmak istiyoruz açıkçası. O yüzden dolayı nasıl arttırabiliriz? Ee, restorantımızın menülerin fiyatlarını değiştirebiliriz diye düşünüyorum. Tabi siparişler gelir şimdi. Büyük ihtimalle sipariş gelecek bize. Buranın en iyisi tavuk kebap bekliyorum. Tavuk kebap bekliyorum. Şimdi seninle ilgilen... Ne bu? Aa bölüm değiştiği için artık ne? Biz ne ekledik ki lan? Bizim menüler değişti herhalde lan. Tavuk kebap yapıyoruz artık. Aa arkadaşlar artık kuzu kebap da geldi. Doğru. Restorantımızda biz menü açtık arkadaşlar. En son bölüm bittikten sonra. Okey okey. Tavuk kebabımız orada. Artık yani biraz daha geliştik arkadaşlar. Tamam, yapacağız oğlum. Hazır hızlı şekilde. Buradan Master Şef'e de aday olacağız arkadaşlar en sonunda yakında. Kıymamızı da çekiyoruz. Güzel güzel. Bayağı geliştiriyoruz arkadaşlar. Yeni şeyler bizleri bekliyor diyelim. Ama halen 2 Ocak'ta çalışmayı bulamadım. Ama yakında buraya bir tane ben ee, şey getirmeyi düşünüyorum. Şimdi siz getirin arkadaşlar. Ee, şef getirmeyi düşünüyorum. Belki şefle iki tane yerden çalışabiliriz diye düşünüyorum ama ben bu fiyatları değiştirme konusunda biraz daha geliştirmek istiyorum ama tavuk kebap, kuzu kebabımız oldu. Buradan neyimiz eksik? Çizgi burgerimiz var. Sandviç falan da var. Makarna falan da gelecek yakında. Ama bunun için bölümleri hızlı bir şekilde geçmemiz lazım. Eee onu geç. Daha um, hangi yemekleri eklesek diye de düşünüyorum. Onunla ilgili de tabii ki de sizlerin fikirleri benim için önemli. 200 liraya bir şef alabiliriz aslında ama parayı da durdurmak istiyorum. Ne oyuncu ne oyuncu yöneticiliği. Fiyatları nasıl belirleyeceğiz? Hmm, menü göz fiyatlarla alakalı. Aa bu arada paraları da. Bu paralar otomatik toplamayı da bilmiyorum. Geçenki bölümde de orada söylemiştim. Bu arada kapımızı açalım. Bir açacağız. Ay karıştırdı bana siz Kalk lan. Kalkmam lazım. Nasıl kalkacağım? Ay ay ne istiyorlar bunlar? Kaçırdın mü Ya bu garsonu var ya gıcık oldum. Tilt oldum. Neyse para de işte bırakmıyorlar. Ee, dediğim gibi e, restoranı genişletmek de istiyorum açıkçası. Nasıl genişleteceğiz bilmiyorum ama şöyle yaparız. Saatleri sabah onu gösteriyor. Şöyle akşam saatleri geldiğinde restoranı kapatırız e, belli bir saatte. Ondan sonra hocam efendime söyleyelim ilgileniriz. Bu arada zaten yan taraf restoranımız da güzel gibi gözüküyor. Ama biz daha da geliştireceğiz. Türk usulü şuraya kadar yaparız. Ne istiyor? Şöyle ben yemekleri pişireyim. Böyle yukarıdan. Ya ben bu kişilik çalışma istiyorum. Neyse 400 lira olursa 200 lira şefe veririz. 200 lira şefe versek iki tane şeyimiz olur. Güzel tamam. Şimdi buradaki gelen kerla bir şef alalım. Şef aldıktan sonra şef ilgilensin. Ondan sonra acına vallahi iyi müşteri geliyor maşallah maşallah vallahi iyi müşteri geliyor. Helal lan bize. Bu arada benim için yorumlar da çok önemli. Yorumlarda ne var? Restorantımız nasıl? 1.3. Ratingimiz nasıl? Servis derecesi iyi, yemek derecesi iyi diyor ve tasarım derecesi kötü diyorlar. E, popülerliğimiz yok. Aa, bunlar için geliştirmemiz lazım ama tasarımı biraz daha geliştirirsek bence bizim için güzel olur. Değil bakalım şöyle yapalım Şöyle nasıl yaparız biliyor musunuz arkadaşlar Biraz daha genişletiriz ama Sağa doğru genişletmiyorum Şöyle şuraya kadar gelelim ya Daha iyi olur 394 evet Bir çalışan alalım abi Nerede şef Garson almayacağız şef alacağız Evet şefimiz geldi Sajer şef Oğlum inşallah iyi yaparsın Bu Garson Garson ne lan orada artist ya nasıl çalışacaklar acaba stajyer almışız oğlum ya stajyer de çok fazla iyi geleceğini düşünmüyorum ama olsun yerimiz var ben şunlarla ilgileneyim kendine götür Bu arada yine telefonum çaldı her videoda telefonum çalması normal bir diye düşünürken ee, bu arada yemekleri nasıl yapacak stajyer inşallah iyi yapar Bir tane yerde çalışabilecek miyiz acaba telefonum yine susmayacak Ben şu telefonu hemen hızlı bir şekilde sessize alalım Bu arada akşam olmaya başladı Güzel Hadi bakalım Akşam da olmaya başladı dediğim gibi ee, tam böyle karanlıkta. Dur bakalım. Stajyer ilgilense ya. Stajyer ne yapmıyor oğlum? Ben ne yapıyorum? Neyse dur bakayım. Stajyer anlamadı. Ha dört kere izlemesi gerekiyormuş. Okey. Anladım. Tüh be. Neyse gündüzdeki şeye gelir. Sıkıntı yok. Restoranımızı nasıl kapatacağız? Bu arada halen isim bulamadık. Oğlum ben yemeğe yaktım lan dur lan. <laughs> yemeğe yaktım. Yemekler kaldı. Restoranımızı ee, restorantımızı kapatacağım abi. Restoranımız zaten kapalı. Tamamdır. restorantı şöyle bir tasarım yapmak istiyorum genişletmek istiyorum. Restoran değil, dekorasyonlar, ışıklar, doğa, tabelalar, ee, tabela, tabela. Ee, hoş geldin tabelası. Nereye takalım? Yok hoş geldin iptal edelim. Hoş geldin tabelası değil bu ne? Karata benim restorantım. O da yok buna da gerek yok. Ha tabela almayalım biz ne yapalım? Şöyle çeşitli neler var. Ee, i̇nşaata geçelim. İnşaatta böyle duvarlar, kapılar, çatılar, döşeme, araç servisi, araç servisi, penceresi, geç, merdivenler, Ha iki katlıya çıkarabiliriz. Diğerde neler var mı? Ee, yıkmak lazım şöyle de. Nasıl yıkabiliriz bilemedim. Anlamadım. Dur bakalım. Şöyle restoran değil. inşaat pardon. Bir şey yapamayacağız abi. Şu paraları bir toplayalım. Çocuk daha şey stajyer daha yemek yapmayı bir. gece 12. Üçüncü gün de tamam. Üçüncü günü de tamam. Bir yemek açıyoruz. Hadi bakalım. Ne, hangi yemeği açıyorum? Baklava. Baklava açalım mı? Baklava açalım abi. Baklava. Tatlımız da olsun. Güzel. Türkiye Orta Doğu, güzel baklava da olsun şöyle e, dur pardon ben açık yapalım durumu restoranın isminde abi izleyicilerimizin de bence ilgisini çekeceğini düşündüm ünlü ünlünün yeri yaptım abi ayarladım Restoran ismi de ünlünün yeri yaptım restorana isim konuldu ama hayır neyse dur şöyle yapacağız o ünlü gözükmeyecek şöyle yapalım diyelim e, Samet Samet'in yeri yapalım tamam mı? Samet yeri. Restoranın ismini de bu şekilde yapalım. Yeri. Ayarlarsak nasıl gözüküyor? Samet'in. Samet kafe Samet yapalım mı? Samet kafe yapalım abi. İsmimiz daha iyi olur. Hem ismini belirledik hem de güzel. İlerletiyoruz abi güzel. Şimdi bu arada başta altı oldu iyi. Şimdi bizim bu çocuk daha bir şeyler öğrenmedi. Çalışanlara yeni e, stajyer şefimizi aldık. Tabii ki de dediğim gibi Roblox oynuyorsanız sizlerle beraber de oynayabiliriz. Ama ben e, biraz daha ilerletmek istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ama şimdi yemek falan gelir. var, onu halledeyim de. O sonra çocuk zaten kendilerine yapacaklar. Kakar sonumuzda 3 seviye falan olacak. Güzel. Orayla ilgilen ben burayla ilgileneyim. Getirdim mi? Şefimiz hadi bakalım. Yavaş yavaş yapacak o da. Tamam. Hah, ben de öbür yerde yapıyorum. Kıymamızı da yapıyoruz. Kuzu kebap güzel oldu abi. Kuzu kebap menümüz de menüyü gelirleştik, genişlettik. Ee, yeni bir stajyer şef aldık. Stajyer şef, da şefe dönecek artık. Kuzu kebap bekliyorum dedi. Tamamdır, o da okey. Abi biz artık masalarda genişletmemiz lazım. Restoranda iki tane masa bizi ileriye götürmez. Kar yaptırmaz. Şuraya bir tane masa alacağım. Ama masa almak için de e, fiyatlar lazım. Restorantta masa e, 50 dolarlık küçük yemek masası. Buraya koysak e, masalar okey. Sandalye iki tane de sandalye. Bunu nasıl döndürebiliriz? Ne diyor? Tehittim. Ha tamam. Zarar etti. da bir tane aldık. Şuraya hemen. Ama ocağın yanında olmaz. Ya şey oldu da ocağa çok yakın oldu diye biraz şuraya aldım. Tamam. Biraz kapı ağzı ama Teşekkürler. Gel oturun abi sizde. Baba da ver lan oraya. Şöyle. Şurayı da biraz daha şöyle dibe yaparsak. Bence tamam. Restorantımız biraz daha iyi oluyor abi. Şöyle. Burası da böyle. Buraya bir tane daha alalım. Tamam mı? Garsonumuz yetersiz kalacak gibi ama. Dur bakalım. Hayırlısı. İnşa et diyelim masalar ee, dışarı masası aa paramız bir dolarlık şuraya bir masa alalım mı sandalye de alalım hemen stajyer şefe de yardımcı olalım gelişiyoruz gelişiyoruz güzel süper abi süper şimdi abi gece de oldu şimdi birazdan içeriden sonra da öbürlerinde hemen bitireceğiz arkadaşlar bundan sonra kapatıyorum abi restorantımıza tıklıyorum ve kapatıyorum arkadaşlar kapatıyorum ve paraların hepsini aldıktan sonra okey siz ne istiyorsunuz severim dedi tamam biz de yardımcı şimdi makinemiz de geldi güzel güzel şimdi günü de bu şekilde tamamlayacağız arkadaşlar bundan sonra tamamdır okey kebaplar okey. Evet, Bulaşıklar falan da toplama var Kapıyı kapatmayalım. Burgeri e götür. Başka bir şey isteğiniz var mı? İsteğiniz arzunuz hemen hızlı bir şekilde ilgileneyim. Hızlı bir şekilde halledeyim. Gece oldu bakalım ne diyorlar. 1-4 yıldızımızı 5 yıldızlık bir restoran yapacağız arkadaşlar. Restorantımız gelişiyor. Şefimizi aldık. Şef yavaş yavaş gelişiyor. Her şey gelişiyor arkadaşlar. Her şey muhteşem. Mum ışığında yemek yemeler falan filan. Bizim de baklava bekliyoruz. Aa baklava da burada pişiyor. Okey. Vay 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 vay. Baklava burada pişiyor. Baklavanızı da yiyin. Oo çok iyi abi. Bak baklavayı da açtık. Baklava istiyorsunuz. Okey. Orada bir şeyiniz arzunuz hemen. Sajer Şef de ikinci seviye olacak yakında. Dediğim gibi arkadaşlar videomuz gerçekten hoşunuza gidiyorsa restoran işletmemizde gayet hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Dördüncü günde bitirdik. ve ee, şef yardımcısı da aldık. Altı tane sipariş, dört tane yemek servis ettim. Bir bulaşık topladım. Yedi yemek de yaptık. Ve e, bir tane e, ne açalım abi? Portakal suyu, köfte ve cheeseburger. Eee... Amerikan menüsü çizbir gerek gerek yok çocuk menüsüne. Köfteyi açtım abi. Köfte de bizim için ince çizgimiz olsun. Yaklaşık olarak 107 lira paramız var. paralarla da toplayıp günü bu şekilde tamamlıyorum. Sizler de eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayınız. E, halen kanala abone değilseniz de abone olunuz. Ve bizlere büyük bir destek verirsiniz abone olarak. Ama dediğim gibi like ve yorum mutlaka olsun ki neden dersiniz arkadaşlar? Neden derseniz arkadaşlar? Çünkü like bizim için çok önemli. Bizleri ön plana çıkarmakta büyük yardımcı olsun. 204 lirayla da günü kapatıyoruz. Dediğim gibi eğer video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Seviliyorsunuz. Kocaman öpüyorum. Kanala abone değilseniz abone olun. Bye bye.